Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün size Trikomaz kripto alsat botunun kurulumunu borsamıza nasıl bağlayacağımızı adım adım gösteren bir video çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Kafanıza takılan şeylerin olmaması için bu videoda işlemleri size anlatarak ilerleyeceğiz. Aynen. Trikomaz sayfasına bizim aşağıya koyduğumuz linklerle üyelik yapabilir arkadaşlar. Onun için zaten biz şeyleri koyarız, linklerini. Buradan sign up tuşuna basarak mail adresimize giriyoruz. Arkadaşlar sizlerle beraber şu an ilk defa Trikomaz hesabımızı açtık ve bizleri neler karşıladığını görüyoruz. Şu an hesabımızda hiçbir ayar yapılmadı. Hesap şu an tertemiz. En alttaki skip and get start tuşuna basıyoruz. Tamam. Emre, burada bir şey söylemek istiyorum. Bu videoyu izlerken konu hakkında bilgi sahibi olan kişiler olabilir ama ilk defa kazara denk gelmiş veya meraktan tıklamış olan kişiler de olabilir. Öncelikle istersen sen bir Trikomaz'ın neler yapabildiğini, yeteneklerini ve ne işe yaradığını kısaca bir anlat istersen. Tabii ki, tabii ki. Şimdi arkadaşlar, Trikomaz API'ler üzerinden borsalarımıza bir arayolla bağlanıyor. Trikomaz firması bir arayüz firmasıdır. Bir algoritma kullanır. Trikomaz firmasına biz paramızı asla göndermeyiz. Yani bizim paramız borsanın kendisinde bulunuyor. Trikomaz firması sadece bizim paramızı yönetme izni verebiliyoruz. O da verdiğimiz ayarlar ve algoritmik değerler doğrultusunda para çiftleri bunu kullanabiliyor. Yani sizin istemediğiniz hiçbir şeyi bu program yapmıyor. Bu programda herhangi bir programın çökmesi, hacklenmesi gibi durumda Trikomaz'ın, sizin paralarınız hala sağlamda. Çünkü borsanızda duruyor olacak. Yani şöyle bir şey mi var? Ben borsada alıp satım yapıyorum ama evet, bu işlemlerimi her zaman takip edemiyorum. Evet. Geceleyin al pozisyonu, sat pozisyonu geliyor ama ben tabii ki 24 saat ayakta olamadığım için takip edemediğim durumlar oluyor. Aynen ve duygusuz olduğu için de evet, duyguları borsaya karıştırmıyor. Şimdi yani biliyorsunuz benim borsada... yerime, değil mi? Benim yerime otomatik alıp tabii satım yetkisini verdiğimiz bir yazılımdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Şöyle ki zaten biliyorsunuz bizim en büyük sorunumuz bu traderların duygularının işin içine girmesi. Duygular da işin içine girince ister istemez hatalar yapıyoruz. Çünkü profesyonel bir makine değiliz. Değerler var karşımızda, biliyoruz ama uygularken bunu çekincelerimiz oluyor ve yapamıyoruz. Şimdi Trikomaz'ın şöyle genel bir baktığımızda sayfasına, şunun rengini bir değiştirelim daha gözümüzü yormasın. Sol tarafta dashboard, terminal. Bu terminal direkt borsamıza bağlı alsat yapıyor. Smart Trade, akıllı alım satımlarımızı yaptığımız, göstereyim hemen sadece şöyle. Akıllı al, akıllı trade yap, akıllı koruma, akıllı buy ve normal buy sell bölümü var. DCA bot dediğimiz dollar cost average, yani dolar ortalama düşürerek yapılan alsatları tam otomatik yapan bot burasıdır. Grid bot her kendi kademe içinde kademe vererek bir yapılanma yapar. Yani şöyle ki gördüğünüz üzere şu yeşillerin hepsi buylar, şu geri kalanların hepsi sellerdir. Kendi içinde bir alsat yapar. Onu daha sonra da ayrıntılı değineceğiz. Onun dışında exchange options botu kullanmıyor kimse. Zaten şu an ona da uygun değil sistem. My exchange kısmından borsalarımızı görebileceğiz. Hangi borsaları desteklediğini görebiliyoruz. Hangi borsaları desteklediğini ve API'lerimizi kurduğumuzda, daha şu an API kurmadığımız için burada görünmüyor. Ama size diyor hangi botları desteklediğini, hangi özellik desteklediğini burada görebilirsiniz. Ve hangi botları oluşturabileceğimizi de söylüyor. Tabii botları, hangi botun çalışacağını ve çalışmayacağını gösteriyor. Burada üyelik kısımları var. Burada paket alırken bizim YouTube linkinin altına bıraktığımız Trikomaz Türkiye'nin anlaşması olduğu için o linklerden üye olup referansı girerseniz daha indirimli olarak alabileceksiniz. Biz kendimiz takım olarak Trikomaz'la görüşme yaptık. Bize özel olarak fiyat teklif ettiler. Bizim linklerimiz üzerinden üyelik işlemlerini başlatırlarsa çok avantajlı fiyat seçenekleriyle karşılaşacaklar. Akıllarına takılan herhangi bir konuda destek almak için yine bizim kanallarımıza, Telegram kanallarımıza katılabilirler. Bunların da linklerini yine bu videonun altında bulabileceksiniz. Ayrıca bizim referansımız üzerinden üyelik başlatan kişilere özel çekilişlerimize de katılma şansı kazanacaklardır. Teşekkürler abi. Şimdi burada paket kısmında gördüğünüz gibi bedava, Starter, Advanced ve Pro paketi var. Sen buradan şimdi hangisini tavsiye ediyorsun öncelikle? Hocam ben bütün özellikleri neredeyse kullandığım için, grid bot olsun, birden fazla botum olduğu için ben Pro paketi tercih ediyorum. Pro paket şöyle, yani evet, yıllık bazda baktığınızda çok büyük bir para gibi görünebiliyor ama bakiyeniz, şimdi bu indirim olacak bunda bu arada, hani bizim evet,
kanalımızdan refimizde girdiğinizde bunu göreceksiniz. Fiyatlar fiyatını çıkarabilecek bir bot. Onu söyleyelim. Yani hani 600 dolar, 800 dolar para veriyorum. Ya gerçekten bunu hakkını alabilir miyim? Emin olun alacaksınız. Çünkü zaten kanalımıza geldiğinizde de göreceksiniz. Nasıl bir kar marjları dönüyor. Evet. Bunları da ayrıntılı olarak kanalımızda zaten göstereceğiz. Yani kar oranları nedir? Botların ne yaptığı? Tamamıyla şeffaftır. Backtestleri vardır. Her şeyi görebileceksiniz. Aynen. Emre de ben de zaten pro paketi kullanıyoruz ve şunu söyleyebilirim. İlk ayda ücretini çıkarıyor arkadaşlar. Yani bu işi zaten yapan, yani bu botu kullanan gerçekten bunu almalı. Niye diyeceksiniz? Şimdi burada Advanced pakette bir tane DCA bot açabiliyorsunuz. Yani burada ikinci botu açamazsınız Advanced paket alırsanız. Ki piyasada bot fazla fırsattır. Çünkü piyasanın şartlarına göre değişik botlar da kurmak gerekiyor olabiliyor. Yani bu lazım oluyor çünkü. Bana göre de şöyle bir şey var. Burada Pro yerine Advanced'ı seçmek, abi Mercedes'e binip bunun hız limitini 80'e düşürmek gibi bir şey bence. Aynen öyle. Ne diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Giriş paket şey almış gibi düşün ya. Kliması olmayan Mercedes'e biniyormuş gibi oluyor aynen. Yani. Aynen. Burada böyle bir durum var. Ve arkadaşlar size birazdan çok özel bir bilgi daha sunacağız. Neden Pro paketi tercih etmemiz gerektiği ile alakalı. Bir sinyal paketi var arkadaşlar. Bu sinyal paketiyle bu Trikonmaz daha fazla kazanç getiri sağlama yeteneklerine kavuşuyor. DCA ve Gridbot oluşturma haricinde daha farklı bir şeyden size bahsedeceğiz. Ama buna da yayının ilerleyen kısımlarında değineceğiz. O yüzden biz özellikle Pro paket diyoruz. Aynen. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Sol tarafta Invite Friends var. Yani burada arkadaşlarınızı davet edip referans geliri elde etme kısmınız vardır. Buradaki kodları vererek. Burada Marketplace kısmı vardır. Burada çeşitli sinyal sağlayıcıların olduğu bölümler vardır. Yani burada kendilerinin belirlediği bir ücret vardır ve takipçilerini görebildiğiniz, dizebileceğiniz bu sıralamaya göre bir sistem var. Bunun üzerinden bu sinyal sağlayıcıları deneyebiliyorsunuz. Peki Emre, fakat Advanced paketi seçen birisi buradan herhangi bir sinyali bağlayabilir mi? Bağlar ama bu sinyal sağlayıcıların tek botları yok. Gördüğün üzere BNB mesela şu free olan pakette bile kullanamazsın şunları. Evet. Çünkü seni limit atacak sana. Yani sana şu iki botu kuramazsın. BTC ve USDT botunu kuramazsın. Tether botunu. Bu da senin önüne engel koyacak. Ama illa ben tek paket kullanacağım arkadaşım. Ben pro istemiyorum diyorsa tek botla yapabilir bu işi. Ama emin olsun ki yani ileride şeye ihtiyaç duyacak ikinci bota. Aynen. Ben farklı bot siteleri de kullandım. Burada isim vermek istemiyorum. Ama kesinlikle tek botla bu iş olmaz. Aynen öyle. Bu kısımda değineceğiz nasıl çalıştığına dair. Portfolyo kısmı vardır. Şunda portfolyomuz şu an API bağlamadığımız için gelmeyebilir ekran. Bakalım. Burada portfolyonuzun durumunu görebiliyorsunuz. Yani ne zamandan beri ne kadar kar etmiş, hani bütün şeylerin, portfolyoların görüntüsü var burada. Bu galiba diğer kullanıcıların portfolyosu. Bunun içinden de galiba şey yapabiliyorsunuz. İçini onaylayıp içindeki şeylere bakabiliyorsunuz botlara. Çünkü açıktır. Arkadaşın botu da bayağı bir kalabalıkmış. Maşallah evet. Aynen yani bayağı bir coin almış. Bunun da insanların şeylerine bakıyorsunuz. Yani şeyiniz gizlidir, bilginiz gizlidir burada. Hangi kimin içindeki coinlere bakıp nasıl bir kar zarar grafiği izlediğini görebiliyorsunuz buradan. Evet. Mavi olan Bitcoin olması gerek. Evet, Bitcoin üstteki dolar botu. Doların değerini gösteriyor. Bu arada günlük %3'ler, %4'ler, %10'lar dönüyor. Evet, %5, 12 vurmuş 12 arkadaş. 12 gördüm evet. Şu arkadaşın botuna bir bakalım. Merak ettim ben bu arada. Ne kullanıyormuş bu arkadaş? Yok, bizim daha şeyimiz olmadığı için uygulayamıyoruz. API'miz yok şu an. Tamam. API olmadığı için uygulayamıyoruz. Şimdi API'yi bağlamaya gelelim o zaman istersen Murat evet. abi. Tamam. Şimdi ana sayfaya geldik. Ana sayfada ben nasıl Binance ve Huobi'ye botumu bağlayacağım? En çok sorulan soru. En çok kafa karıştıran soru bu. Sen de ilk başta bunu kurarken değil mi? Sorun yaşamıştın bununla ilgili Murat abi. Yani en azından insan çekiniyor. Evet, API oluşturacağım evet. Ama bu API neler yapar ve benim hesabımdaki parama benden habersiz bir şey yapar mı yapmaz mı diye insan tamam, düşünüyor. Evet. Benim de bu çekincelerim vardı ama şimdi sistemi anlatayım ben size. Şimdi burada direkt ana sayfa bizi karşılıyor. Burada My Exchange'e basıyoruz. Herhangi bir exchange'imiz yok şu an. Borsamız yok. Burada diyor ki hangi borsaya bağlayacaksınız diyor. Trikomas çeşitliliği bayağı yüksek. Gördüğünüz üzere yani aklınıza gelen tüm OKEX'ten KuCoin, aklınıza gelen çoğu major borsaların hepsi var. Şimdi nasıl yapacağız? Onun için Binance hesabınız olmalı. Onun da size aşağı ref kodunu bırakıyoruz. Huobi de aynı şekilde ref kodunu bırakıyoruz. Huobi de çalışır. Binance de çalışır. İki borsada major en büyük borsalardır bunlar ikisi. Tercih edilen borsalardır kendileri. Yani muhtemelen siz şimdi kullandığınız borsayı evet. Trikomas içerisinde bulabileceksiniz.
Doğru mu? Kesinlikle. Yoksa da zaten biz aşağı link verini vereceğiz. Yerli borsalarda bunu kullanmak mümkün değil. Çünkü API bağlantıları yok ve hacim düşük olduğu için çok büyük sorunlar yaratıyor yani burada. Yerli borsa yüzden... derken BTC Türk ve Paribu kastediyorsun galiba. Coindex. BTC Türk ve bayağı var galiba piyasada yerli borsa. Ben takip edemiyorum çünkü garip garip borsalar da çıkmış. Çünkü evet. Çok popüler oldu Bitcoin bu Türkiye'de. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Biz bu borsa iyidir, bu borsa kötüdür demiyoruz. Ama biz Binance ve Huobi tabii ama API olması için... lazım. Evet. API olması lazım ve hacmi yüksek olması lazım ki ben rahat çalıştırabileyim bunu. Aynen. Biz zaten API olmayınca direkt eleniyor yani. Binance ve Huobi üzerinden işlemleri göstereceğiz sizlere. Aynen. Şimdi exchange'imiz Binance. Denemek için biz buraya bir tane Binance hesabı açtık. Binance'te API bağlarken Binance'ın ana sayfasına geliyoruz. Sağ üstteki insan figürüne basıp API yönetiminin kısmına gireceğiz. Bu işlemleri bilgisayardan yaparsanız çok daha hızlı ilerlersiniz. Telefonla biraz daha zorlanacaksınızdır bu işlemi yaparken. App yönetimine geldik. Burada bize herhangi bir isim istiyor. Denemek için deneme yazabilirsiniz. Herhangi bir isim fark etmiyor burada, önemli değil. Telefona kod gelecek. Aynen. Telefon ve Google pardon, e-posta. Kodu. Evet, e-posta. Şimdi app'imizi oluşturduk. App'imiz ne diyor? Bu arada app'inin iki tane key var değil mi? Bak, API key ve secret key. Evet. Bunları asla kimseyle paylaşmayın. Bu çok önemli. Bu paylaşmamamız bunu. Ve telefona, bilgisayara kaydetmeyin. Kağıda yazın yazıyorsanız da bunları. Okuma API'nin diyor ki hangi yetkileri olsun? Okuma yetkinleştir. Spot ve margin trade açık alacak. Bunların geri kalan hepsi kapalı. Yani gördüğünüz çekim kapalı zaten. Çekemezler para. İşte en önemli konu arkadaşlar. Burada aynen. Çekim etkinleştir. Pasif gördüğünüz gibi. Bunu açmıyorsunuz arkadaşlar. Yani... çekimi. Yani Trikomas ne yapacak? Hesapta balansımızda ne kadar para var bunu görebilecek baki ve alım satım yapabilecek. Aynen. Şimdi bu oluşturduğumuz API kodu kopyalıyoruz. Trikomas'ta bir isim verelim. Deneme 1. Buna da herhangi bir isim verebilirsiniz. API kodunu yapıştırıyoruz buraya. Secret key'i de yapıştırıyoruz. Borsaya bağlıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere başarıyla eklendi. My Exchange kısmına gelip borsamızı görebilirsiniz. İçinde bakiye olmadığı için böyle görünecektir. Margin kapatabilirsiniz. Margin'i kullanmıyoruz çünkü. Direct Exchange dedim. Kafa karışıklığı olmasın diye. Tek botumuz var. Tek API'miz var. Şimdi de Huobi'de hemen bir API hızlıca oluşturalım. Hemen Huobi'de hızlıca kuralım. Evet arkadaşlar, az önce Binance API'mizi oluşturduk ve Trikommas hesabımıza bu API'yi tanımlayarak artık Binance hesabımıza bağlanabiliyoruz. Trikommas hesabımız Binance'de alım satım yapabilecek ve istediğimiz botu oluşturmamıza artık bize bu konuda yardımcı olacak. Şimdi isterseniz bir de Huobi'de API işlemlerine başlayalım. Emre bize API oluşturacak hemen ve Trikommas'a bağlayacak. Ana sayfadayız zaten. Dashboard ana sayfayı açtım, tekrar My Exchange diyorum. Hemen buradan Huobi'yi seçiyorum. Huobi 2 yazdım adına. Huobi'nin sayfasına giriyorsunuz. Ana sayfada insan figürüne basıyorsunuz. API ayarları yazıyor. Hemen buraya denemek için deneme diyelim. Evet, şu an trade pasif. Tabii, trade'i açacağız. Şimdi burada tek görüntüleme var. Trade'i açıyorsunuz. Oluştur diyorsunuz. Evet, geldi. Kopyalayalım şu kodu. Ve gördüğünüz üzere sadece görüntüleme ve trade izni olan bir API oluşturduk. Hemen bunu kopyalayalım. İşte biz neden bilgisayar kullanın diyoruz. Şu an bu sorunun cevabı burada. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere hem Binance hem Huobi hesaplarımızı Trikomas'a bağladık. Bunun içerisinde tüm portfolyonunuzu yönetebilirsiniz. Değişimleri izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, bu videoda sizlere kullanmakta olduğumuz borsayı Trikomas'a nasıl bağlayabileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki videolarımızda ise diğer ayarlardan bahsedeceğiz. Diğer videolarda da size DCA bot kurulumu, Smart Trade ve sinyal sağlayıcımızın nasıl bota entegre edeceğimizi gösteren videoları çekeceğiz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkürler.